Akça Tarım Müdürü'nü sağlıyorum. Nasılsın? İyi misin? Nasıl hanım kız? İyi misin? Aleyküm selam. Hoş geldin. Selam aleyküm. Sayın İl Başkanımız, Sayın Kanaat Önderimiz, Muhtarlarımız, Kulp Halkı, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Emre Yazıcıoğlu kürsüye davet ediyorum. Mansur çok sıkıntılar çekti. Çok gözyaşı döktü. Bu bölgeden birçok insan göç etmek zorunda kaldı. İstanbul'a, diğer büyük şehirlere, Antalya'ya, Kalara'ya, Akdeniz'e, birçok yere. Mesela Diyarbakır'ın başka ilçelerine. Bismil'de de çok buradan kardeşimiz var. Hepsi sıkıntılardan kaçıp gittiler. Köyleri yakıldı. Katliamlar yapıldı. Eziyetler çekildi. Biz bu yaraları beraber saracağız. Derdimize birlikte derman süreceğiz. Biz her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Burayı tekrar kalkındırmak için her imkan olabilir, mümkün. Ama şu terör belasından bizim kurtulmamız lazım. Çünkü onlar hayat için değil, ölüm için çalışıyorlar. Biz diyoruz ki hayat olsun. Hayat. İnsanlar ölmesin. Gencecik çocuklar ölmesin, öldürülmesin. Anneler ağlamasın. Sorunlarımızı kardeşlik içinde çözelim. Kardeşlik işinde çözelim. Bu mümkündür. Kavga etmeden de, kurşun sıkmadan da, mayın atmadan, mayın yerleştirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz. Bu mümkün. Ama onlar da diyorlar ki hayır. Ölüm, gözyaşı, her Kürt evinden bir cenaze çıksın. Çünkü arkada iplerinin bağlı bulunduğu yerler öylesin. PKK terör örgütünün talepleri, Kürtlerin talepleri değildir. Bunu bilin. Onların dayattıkları, istedikleri, Kürtlerin istekleri değil. Kürtler huzur içinde yaşamak istiyor. Kürtler paşitik, alnı açık bir şekilde kendi kimliklerini, Kürt olarak kimliklerini taşıyıp, ana dillerini konuşup, bunu geliştirip, Kürt dilini, Kürt kültürünü yaşatıp, bunun geliştirilmesini istiyorlar. Barış ve huzur içerisinde, demokrasi içerisinde gelişmek, kalkınmak, büyümek istiyorlar. Genç çocukları işsiz kalsın istemiyor. İstihdam istiyor. Üretim istiyorlar, refah istiyorlar, zenginlik istiyorlar. Kürtler bunları istiyor. Ama bu terör örgütünün isteği bunlardan hiçbirisi değil. Kanaat önderlerim, değerli hazırım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 1993 yılında Lice'ye yapılanları biz unutmadık. Lice'den dumanlar yükselirken zamanın hükümet ortağı Sayın Baykal bugün hayatta,
Lice'ye bile sokulmamış bir astsubay tarafından. O günlerin hesabını biz AK Parti olarak soruyoruz. Dava açılmış. Bunlar şu anda yargılanıyor. Yani Lice'yi o gün yakanların hesabını, onlara o hesabı bugün AK Parti soruyor. Barıştan ve kardeşlikten yana olduk. Biz kimsenin bu topraklarda kimseye zulmetmesine rıza göstermedik. Görmezden de gelmedik. 1993'te siyaset yapan, milletvekili olan, hükümet olanlar bugün hala ortalıkta dolanıyor. Farklı isimler, farklı adlar altında gelip sizlerden o istiyorlar. Ama Lice'yi yakanlardan hesabı ancak AK Parti sorabildi. Onlar Lice'yi yaktılar veya Lice'ye zulmettiler veya Lice'ye zulüm yapılmasına rıza gösterdiler. Sessiz kaldılar. Diyarbakır'da Lice'de AK Parti de Liceli'nin, Diyarbakırlı'nın hakkına sahip çıktı. Elçisi olarak tanıdığı, barış elçisi olarak tanıdığı, çaba içerisinde olmuş Hacı Said Şanlı kardeşim. Allah'a olmasına da Lice'nin fırsat vermemesi lazım. Lice kendi kaderine sahip çıkması lazım. Barak olsun. Ömer'in de afiyonu kaşığı'da mara mara mara. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.